Değerli dostlar, değerli dinleyiciler ve değerli izleyicilerimiz, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlayalım. Biliyorsunuz Yunanistan'da 2021 yılının tarım beyanları dönemi başladı. Dolayısıyla da bölgemiz Batı Trakya'da azınlık toplumunun özellikle tarımdan geçimini sağlayan kesiminin çok yüksek olduğunu bildiğimiz için bu konunun da bu günlerde çok çok önemli olduğunu düşünerekten bu konuyla ilgili yetkili kişilerden bilgi alma ihtiyacı duyduk. Dolayısıyla da bugünkü programımıza hem Çınar Efendi Milletin Sesi programında yayınlandığından dolayı hem de aynı zamanda da Millet Gazetemizin web sitesinden de yayınlandığından dolayı gerek dinleyicilerimize gerekse de izleyicilerimize sesleniyoruz. Bu konuyla ilgili bilgileri biz Gümrücü Önder Leoforsuron'da yaklaşık 3 yıl önce hizmet vermeye başlayan Green Road şirketinin ortaklarından birisi olan ama aynı zamanda da bizim Batı Trakya'da Trakya Tütüncüler Kooperatifi'nde de uzun yıllar halkımıza hizmet vermiş değerli bir isimle bu konuyu konuşacağız. Sevgili Tarkan Murtaza'yla. Tarkan, öncelikle teşekkür ediyorum. Merhabalar demek istiyorum sözlerimin başında ve zaman da ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Malum tam da sizin yoğun olduğunuz bir dönemdeyiz şu anda. Hem siz hem de aynı zamanda çiftçilerimiz. Dilersen şirketinizle ilgili başlayalım sohbetimize. Green Road şirketinin 3 yıl önce faaliyete başladığını söylemiştim. Sanırım doğru bir tespit bu. Rakamsal olarak, yıl olarak. Nasıl gidiyor şirket çalışmalarınız? Bununla bir başlayalım. Ardından da tarım beyanları ile ilgili olan sorularımıza ve akabinde de yine çok önemli bir konu olan Neosagort izlediğimiz yeni çiftçi programları ile ilgili konuyu da sizinle konuşmak istiyorum. Evet. Ama önce bir Green Road çalışmalarıyla başlayalım. Evet, öncelikle olaraktan tüm dinleyicilere ve izleyicilere teşekkür ederim. Size de aynı şekilde Erhan Bey. Teşekkür ederim. Gelmiş olduğunuz için. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi şirketimiz bundan yaklaşık olaraktan 3 yıl önce kurulmuş bulunmakta. Tarım beyannameleri üzerinde çekildik ve şu anda programlar ve diğer konular, diğer alanlarda da faaliyet göstermekteyiz. 6 kişilik ortaklıktan ve 3 çalışandan oluşmakta. Şirketimizin şubeleri bir tanesi Sirkeli Belediyesi'nde, Sirkeli'nin içerisinde, diğeri de Kozukepir nakiyesinde. Kozukepir'in içinde Demeter aracılığıyla, bir tane de Yassıköy'de Rıdvan Demir aracılığıyla şirketin yan bayileri diyelim. Bir olarak da var. İşbirliği yaptığınız ofisler bunlar. Evet. Yani kısacası şunu anlıyorum ben, Rodop genelindeki çiftçilerimize hitap ediyorsunuz. Evet, evet. Bölge ayrılmaz. Daha açılımlar da yapacağız mutlaka. Çünkü yeni olduğumuz için daha büyük açılımlara gitmek istemedik. Önümüzdeki dönem içerisinde dedik. İlerleyen yıllar içerisinde mutlaka daha büyük açılımlar yapacağız. Gün geçtikçe şirketimiz büyümekte. 1900-1890 tam olarak tarım beyannamesiyle başladık 2019 yılında. Şu anda 2200'lere kadar vardık. Çok iyi bir rakam. Ümidimiz, çok iyi bir rakam, çok iyi bir rakam. Ümidimiz daha da ileri gidip başarılı olmak. Tek hedefimiz kalite. Kalite ve kalite. Başka bir şey yok. Çok güzel. Peki şimdi zaten tarım beyanları başladı sanırım, evet, değil mi? Evet. Tarih olarak ne zaman başladı ve ne zaman sonra gelecek, bu konuyla başlayalım. Evet. İlk olarak tarım beyannameleri bu yıl biraz geçmeli oldu. 25 Nisan tarihiydi yanlış hatırlamıyorsam. Pandemi dolayısıyla. Evet, pandemi dolayısıyla ve bakanlıkta bazı değişiklikler olduğu için, OPKP'de bazı değişiklikler olduğu için biraz gecikmeli oldu. 25 Nisan'da başlangıç oldu. Bunun için de normalde 15 Mayıs'ta bitmesi gereken tarım beyannameleri ilk ağızdan bir ay uzatma olaraktan 22 Haziran'a ertelendi. Ve bunun akabinde belki ufak bir uzatma daha olabilir ama onu beklemememiz lazım. Doğru. 22 Haziran son tarihtir. Bunu bilmemiz lazım ve bunun üzerine gidip insanlarımızın da şu anda işler çok yoğunlaşmadan gönül ister tabii randevuyla çalışmak ama bazen olmuyor bunlar. Randevuyla olması daha avantajlı hem beklememeleri için hem de bizim için hem kendileri için pandemi süreci olduğu için bunun daha bir avantajlı ve güzel bir şey olacağına inanıyoruz. Bu yüzden de telefon numaralarımızı zaten Facebook üzerinden ve siz de mesela aynı şekilde radyolar üzerinden de yayınlıyorsunuz. Telefon numaralarımızı ve bürolarımızı zaten kişiler olaraktan kim olduğumuzu tanıyorlar. Bizlere kendimize ulaşabilirler. Bu şekilde bir randevu kapatıp da çalışmamız daha iyi olur bizim için de.
Onlar açısından. Onlar açısından, evet. Peki Taşan, bu yapılan değişiklikler çiftçilerimizi mi ilgilendiriyor, yoksa çiftçilerin daha çok tarım beyannamelerini yaptıkları ofisleri ve benzeri kuruluşları mı ilgilendiriyor bu yeniliklerle ilgili? Yeniliklerle ilgili daha çok çiftçilerimizi ilgilendiren bölümler var. Çünkü çiftçilerimizin şu ana kadar yapmış oldukları tarım beyannamelerinde atak numarası dediğimiz tarlanın kimlik numarası diyelim, atak denilen şey. Bunu istemiyorlardı. Bu yıl son gelen bildirime göre 15 Mayıs itibariyle, bu 21 Mayıs'ta geldi bu arada, 15 Mayıs itibariyle yapılacak olan kira sözleşmelerinde hepsinin atak numarasının mecburi olduğu, bu tarihten itibaren ya atak numarası veyahut da elektronik olaraktan, yani eforyan aracılığından olan kiralık sözleşmeleri geçerli olacak. Bu yıl için belki buna biraz toleranslı davranabilirler. Çünkü bunu uzun yıllardan beri uğraşıyorlar bunun önüne geçebilmek için. Ama önümüzdeki yıldan itibaren bu kesinleşecek ve gerek nakiyelerde, gerek belediyelerde, gerek muhtarlarda imzalanmış olan kiralık sözleşmeleri geçerli olacak. Geçerli olacak. Evet, geçerli olacak. Peki, şimdi tabii yapanlar bilir. Evet. Ama yeni yeni çiftçi olmaya aday aileler var. İlk defa tarım beyanı yapacak olan kişiler nelere dikkat etmeleri gerekiyor ve bu konuyla ilgili ne yapmalıdırlar? Bununla da ilgili biraz bilgi istiyoruz sizlerden. İlk defa yapacak olanların öncelikli olarak da logistizlerden, yani muhasebecilerinden taksis kodlarını almaları gerekiyor. Onun akabinde taftaların kimliklerinin fotokopisi veya yoksa biz de çekebiliriz burada veya diğer kurumlarda da olabilir, her yerde aynı şekilde fotokopi makineleri mevcut ve bunlar da bu konuda yardımcı olabilirler. Bankadan banka defteri çıkarmaları gerekiyor, hesap numarası. Akabinde banka numarası yanlarında bulunması gerekiyor. Bunların haricinde herhangi bir şeye ihtiyaçları yok. Bunlar var olduktan sonra yeterli. Ondan sonra tabii kira sözleşmeleri bu yıl dediğim gibi belki elle doldurulabilir, belki bilgisayarda doldurulabilir ve gidip bir KEP'te veya bir belediyede imzalanabilir. Ama önümüzdeki yıldan itibaren elektronik sözleşmeler olmak şartıyla, mecburi elektronik sözleşmeler olmak şartıyla bu sözleşmelere ihtiyaç var. Bunun ötesinde herhangi bir şeye ihtiyaçları yok. İlk yapanlar için konuşuyorum bunu. Eskilerinin içinde zaten geçerli olan tek sadece taksis kodları lojistizden olduktan sonra başka hiçbir şeye ihtiyaçları olmuyor. Diğerlerinde zaten kurumlar, aynı şekilde işletmeler kendi çaplarında bunlara yardımcı oluyorlar ve yapıyorlar. Yeni çiftçi programına geçmeden önce hala daha gündemde yerini koruyan değerli dinleyiciler, değerli izleyiciler, biliyorsunuz bölgemizde de harita değişti. Evet. Şimdi bu haritada bazı yerler kamu malı gibi görünüyor. Bu konuyla ilgili karşı karşıya kaldığınız sorunlar oluyor mu sizin veyahut da sizin müşterilerinizden? Genel anlamda bu durum nasıl size yansıdı ve çiftçilerimize? Şöyle söyleyeyim Ramazan, bu konuyla ilgili olaraktan şu anda daha çok yeni olduğu için bu yıl için herhangi bir şeyle karşılaşmadık. Olumsuz yani, yansıma olmadı şimdi. Olumsuz yansıma olmadı. Güzel. Tabii bu halkımızın arasında biraz korku saçtı. Paniğe neden oldu desek yeridir. Mutlaka. Bununla ilgili biz tasarçı olan, yani Orman Yeri Müdürlüğü'yle görüştüğümüzde bu yıl için bunların daha dilekçeler verildiği için, yani itiraz dilekçeler verildiği için bunun daha herhangi bir şey etki etmeyeceği, önümüzdeki yıldan ihtimalle 2022 ve sonrası için büyük bir ihtimalle bir sıkıntı yaratabilir. Tabii bunun için de bakanlığın yapmış olduğu bir açıklama var. Herhangi bir tarla şu anda prim alıyorsa ve tarım beyannamesinde bildiriliyorsa bu kamu malına geçmiş olsa dahi aynı şekilde devam edecek primini almaya ve tarım beyannamesi yapılmaya. Bunun sadece bakanın açıklamasına göre kiriotita dediğimiz senin kendi üzerine olmayacak. Bunu devletten bir şekilde kiralık bir şekilde göstermeye devam edecek. Aynı şekilde tarım beyannamesini yapacak. Aynı şekilde birimlerini alacağını sözünü bakandan duyduk. Tabii bunu yazılı şekilde görmediğimiz için bunun olacağını garanti etmek bizim için de zor. Diğer kurumlar için de büyük ihtimalle her çok doğru söylüyorsun. Şimdi peki bu tarım beyannameleriyle ilgili herhangi ilave etmek istediğin bir şeyler varsa söyleyebilirsin. Aksi takdirde değerli dostlar, değerli dinleyicileri ve izleyicilerimiz, sevgili Tarkan'dan ben yeni çiftçi programı Neos Agrotisleri ilgilendiren, yeni çiftçilerimizi ilgilendiren bu programlarla da ilgili biraz bilgi almak istiyorum. Çünkü etrafta da görüyorum ben Tarkan,
çok kişinin bilgi, niyeti var başvurmaya fakat bilgi eksikliği var. Bu konuyu da ele alırsak bence bu soydaşlarımızı da ilgilenen kişileri de doğru bir şekilde de bilgilendirmiş olacağız. Şimdi öncelikle şöyle bu konuya şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Yeni çiftçi programları ne zaman başlıyor? Şu anda konuşuluyor. Belki de siz de bazı müşterilerinizin dosyalarında ön hazırlığı yaptınız ama sanırım sistem tam olarak açılmadı. Bu konuda doğrusunu siz bize söyleyeceksiniz. Doğru. Ramazan yeni çiftçi programları, Neo Şartlı Çiftçi Programları dediğimiz program büyük ihtimalle daha kesin olmakla beraber Ekim, Kasım aylarında açılacak. Tabii senin dediğin gibi ön çalışmalar yapılması lazım. Bunun için en başta gelen çalışmalardan bir tanesi tarım beyannamesinin yapılmış olması. Tarım beyannamesi önümüzdeki açılacak olan programın prosedürüne göre hazırlanıp ona göre hazır bir şekilde olmamız lazım. Tabii bunun bazı şartları var. Mesela bu şartların başlarında gelen bir tanesi 40 yaşını geçmiş olması. 40 yaşını doldurmamış olması yani 41 yaşına basmamış olması. Ana kriter evet. Onun için de birçok kez az önce de bahsettiğimizde biz program öncesinde bahsettiğimizde demiştik ki son şans mı? Hı. Aslında son şans sadece 40 yaşında olanlar için, 40 yaşına kadar varanlar için. Onlardan sonrası için mutlaka yeni programlar olacak. Çünkü Avrupa'nın vermiş olduğu tarama destek mutlaka devam edecek. Çünkü tarımsız bir dünya olamaz. Yani. Kesinlikle. Bu destekler de olmadığı zaman aynı şekilde tarımın ilerlemesi güç. Bu sadece bizim gibi küçük çiftçiler için değil, büyük çiftçiler için aynı şey geçerli. Bu yüzden de mutlaka yeni programlar da olacak. Ama küçük yaşta veya bizim neslimiz için diyelim son şans. Bizim neslimiz ve bizden birkaç nesil aşağı olanlar için de bu son bir şans. Son defa denemeler için. Bu yüzden de yapılması gereken şeyler en başında gelen. Yani gereken sorulardan birisi de budur. Çünkü arkadaşlar karşılaştığım, yolda karşılaştığım kişilerle de sohbet ettiğimizde ayaküstü, gerçi zaten sosyal mesafe kurallarını da ihlal etmiyoruz. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Yani sohbet derken de arkadaşlar arada mesafe var ve maskeleri de kullanıyoruz mümkün mertebe. Şu anda da mesafemiz biraz var diye Sevgili Tarkan'la maskeyi kullanma ihtiyacı duymadım. Bu başvuru yapmak isteyenlerin neler yapması gerektiği konusu önemlidir. Evet. Bu konuyu da biraz oradan ele alır ve değerlendirirsek, bilgileri paylaşırsak isabetli olur. Şimdi şöyle ki az önce de belirtmiş olduğum gibi öncelikli olarak tarım beyannamesinin yapılmış olması lazım. Tarım beyannamesi yapacak olan kişinin 40 yaşından aşağı olması lazım programla ilgileniyorsa eğer. Bunun akabinde ürünlerine dikkat etmesi lazım. Tipik yapma dosyası dedikleri kağıt üzerinde gelirin en azından 12.000, 15.000 ve 20.000 kademeli olarak da 12.000'de başlangıç 5 moruya alıyor mesela 5 puan aldığını düşünürsek 17.000'de 17.001 euroda 7 moruya ve 20.000 ve yukarısında 9 moruya olarak da bunlar moruyalarla değişiyor. Bunlar tabi tipik yapma dosyası dedikleri kağıt üzerinde gelir ürün değişebiliyor. Yani bunun neler var? Zaten bu ürünlerin içerisinde böyle önünde de zaten bilgilerin var. Evet. Paylaşabilirsek iyi olur. Evet. Şöyle ki ürünler üzerinden herhangi bir sıkıntı yok. Her türlü ürün olabilir. Tabii ki her ürünün kendine göre bir değeri var. Mesela bir Moria dediğimiz mi? Yok. Tipik yapılışı yani bir gelir dengesi. Bir de Moria olayında da galiba bu etkiliyor. Puanlama, puanlama olayında da yine etkiliyor. Mesela şimdi bir tütünü bizim bölgemizin çok ana geçim kaynağı olan tütünü ele alırsak tütünün bir dönümü 574 euro. Euro dekabül ediyor. Mesela 12.000 euro bir tütün için bunu 12.000 böyle 574 yaparsak yaklaşık olarak 14-15 dönüm civarı bir şeyle tütün ekilmesi gerekiyor. Bunun akabinde kibeftika dedikleri bamya, spanak türü diğer şeyler. Mısır türü olabilir belki karpuz veya bilmem kavunlar da onlar var mıdır? Değeri yüksek değil, kavunun da o kadar değil ama bu daha çok bamya ve spanak türü şeyler onların 800-900 euro civarı dönüm değeri var. Bunların sayesinde 12 bin euroyu toplamamız lazım. Hı hı. Geçen programlardan farklı olarak, çünkü kahve muhabbetlerinde biz de bunları duyuyoruz şu anda kahvelerde. Size soruluyor tabii bunlar muhtemelen yani. Birçok kez mesela ya tütün eksem, üzerine ıspanak eksem veya üzerine başka bir şey eksem bu şekilde moraya kazanabilir mi veya değeri yükseltebilir mi diye. Bu programda maalesef bunu iptal ettiler. Yani ikinci bir ürün sayılmıyor. Tek ürün, ilk ürün. Ne ürün olduysa o ürün üzerine geliyor. Bunun için de daha çok bizim halkımız burada kibeftika üzerinden yani spanak ve bamya üzerinden gidiyor. Tabii hayvancılık da olabilir. 120-130 tane arı da olabilir.
Bunlarla da girebilir. Hayvancılıkta küçük baş, büyük baş da olabilir. Evet, evet. Küçük baş da olabilir, büyük baş da olabilir. Aynı şekilde ikisinden de olabilir. Tabii küçük başın değeri yaklaşık olaraktan 80 euro. Koyun veya keçinin değeri. Büyük başlar için bu değer değişiyor. Şimdi hepsini hatırlamak gibi bir şeyim yok, imkanım yok. Yani zaten böyle bir şeye başvurmak isteyenler için de detaylı bilgiyi veririz. Zaten yani. Mutlaka biz vereceğiz buradan kendilerine. Tabii küçük baş ve büyük baş hayvancılar için şöyle bir kısıtlama var şu andan itibaren. 31 Mayıs tarihinden itibaren metabibası yapılmış olan geçirim hak devrimi veya bugün itibariyle yapılmış olan hayvanların devir teslimi maalesef sisteme gözükmüyor. Maalesef. Onun bugüne kadar yapılması gerekiyordu. Biz ilgilenen arkadaşlara bunları elimizden geldiğince duyurduk. İnanıyorum ki ilgilenenler daha önceden kendilerine hayvancı kodu dediğimiz el numarası çıkartmamışlarsa onlar için biraz sıkıntı olabilir. Evet. Eğer başka şekilde bundan sonra en yakın, en kolay olabilecek olan şeylerden bir tanesi tabii dediğimiz gibi arıcılık olabilir. Kolay olabiliyor arıcılık. Daha kolay sandık bulmak falan o yüzden de kolay diyorum. Tarlalar da olabilir ama tarlalarda şöyle bir sıkıntımız var. Sıkıntı demeyeyim daha doğrusu. Dezavantajımız var. Çoğunlukla gençlerimizin tarlalar kendi üstlerinde değil. Yani kendilerine ait değil. Epsilon yalarına veya da tapuları yok bunlar. Evet. Bunlar babaların üzerinde, dedelerin üzerinde hala. Maalesef kendi üzerine olmayan, kiralık çıkmış olan tarlaları getirmiş olduğu mor yalar düşük oluyor. Ve bu yüzden de yüksek mor yağ alabilmeleri için tarlaları üzerine geçirmeleri gerekiyor. Bu senetle olabilir veya Epsilon'ya geçirmek de olabilir. Tabii Epsilon'ya geçirmek de haliyle yarın öbür gün bir senet demek. Bir maliyet demek. Bu şekilde bazı kriterler var. Yani detaylar uzun. Anlattıkça bitmez yani. Doğru. Peki şeye de bakıyorum farklı gösteriyor. Bölgeler arası. Evet. Ova bölgesi. Evet. Ve dağlık bölge. Aynen. Biraz aslında, da bu konuyu aslında, aslında orasını dikkatimizden kaçtığını söylemedik. Aslında programın şöyle bir 3 kademeli program var. Mesela kademenin 3 şey pardon programın 3 kademesi var diyelim. Gümülcine ve büyük şehirler için bu Şapça da olabilir. Hı hı. Aynı şekilde Kuzu Ceper olabilir. Büyük şehir demeyeyim de yerleşim yerleri. Büyük yerleşim yerleri değil mi? Evet. Büyük yerleşim yerlerinde bunlar 35 bin euro. En üst kademe. Dağlık bölge dediğimiz orijinal merkezlerde bunlar da 37,5 bin euro. Hayvancı olduğu zaman yine 37,5 bin euro. Ama dağlık bölgelerde ise 40 bin euro. Alacak oldukları program parası. Onu da belirtmeyi unuttuk. Buna göre de oturmuş oldukları bölge bu tabii ki eforiyle bildirilmiş olan. Yani satmak da gerekiyor aslında. Yani sadece belediyeden bir kağıt aldı da getirdim. Ya bir elektrik faturası olması lazımdır. Ya bir su işlemi olması lazımdır. Aynen. Bildiğim kadarıyla. Evet. Ki teşekkür ederim. Resmi evrak verilmesi gerekiyor. Yani sadece ben sözde temettüde kalıyorum. Ben sözde kezelimde kalıyorum veya orada kalıyorum, burada kalıyorum değil. Bunun kanıtlanması lazım. Bu şekilde kanıtlanarak da bunun orijinal yönetici kez dediğimiz hani dağlık veya düşük bölgelerde olduğunu kanıtlamamız gerekiyor. Peki ne kadar süreli bu programımız mutlaka? İşte büyük sıkıntılardan bir tanesi de programlardan maalesef diğer programlar gibi 2-3 yıllık değil. 4 yıllıktı galiba bile, evet, 3 yıllık. 3 yıllık, yıllık artı 1 yılda ilk yılında 4 yıllık falan diye gidiyordu. Bunlar da mecburiyet 7 yıl. İlk yılında da bu sene yani program için hazırlandığımızda 8 yıllık bir program. Yani 8 bu yıl. Sene hazırlanan yıl dahil değil dahil yani. Değil. Hayır. Bundan sonra Kasım ayında yapılacak olan dilekçelerde, büyük ihtimalle Kasım dediğimiz dilekçelerde çıkacak olan sonuçlara göre ondan sonra 7 yıl. O zaman evet. Burada en kritik soruyu belki de bununla da sohbetimizi de noktalamamız gerekiyor. Şimdi 7 yıl hangi açıdan bakarsan farklı açıdan baktığında belki çok kısa bir süredir. Evet. Ama diğer açıdan baktığında da çok uzun bir süre olabilir. Niye? Evet. Çünkü bir kere programa başvuracak olan kişi tarım sigortaları kurumuna evet. Üye olacak. Üye olması lazım. Mecburen. OGA'ya değerli dostlar. OGA ödemesi lazım bu süre evet. içerisinde. Bununla birlikte yine ERGA da var. Evet. Yani bir de aynı zamanda tarım ürünlerinin tazmin eden kurum da yine evet. Oraya da yine üye olması lazım. Evet. Dolayısıyla bunlar da arkadaşlar bir nevi masraftır. Yani 40 bin eurodan bahsediyoruz. Biz bu programın getirisi ama bir de götürüsü de var. Evet. Çok iyi bir şekilde hesap yapılmalı. Çünkü öyle bir zamandayız ki yani her şeyi inceden inceye saklamamız gerekiyor. Bir de şunu da göz ardı edilmemeli. Ülkemiz Yunanistan'da da çok
beklenmedik zamanlarda değişiklikler de yapılıyor. Düzenlemeler yapılıyor, farklılıklar da yapılıyor ve vesaire. Tüm bunlar da göz önüne alınarak yani dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir diye soruyla da bu sohbetimizi de noktalayalım. Aslında çok güzel özetledin Ramazan. Az önce demiş olduğun gibi Elga, Oga dediğimiz şu anda Efka. Bunlar, bunların beraberinde diğer bir de defter olan, olayı da var. Diğer bunu göz önünde etmiyor. Farklılıklarından bir tanesi onu diyecektim ben de. Onu ekleyecektim. Muhasebecilerin tutmuş oldukları defter dediğimiz defterlerden var. Bu da yaklaşık olaraktan yıl bazında 300-400 euro bir şeyler yapıyor yani. Aynen. Bunun ortalama bir hesapla bizim arkadaşlarla oturup hesapladığımız yaklaşık olarak da 7 yıla ya 8 yıla yayılaraktan düşünürsek bunun yaklaşık olarak da 18 ila 20 bin eurosu bu tür masraflara gidiyor. Aynen. %50 arkadaşlar yani. Söyleyelim. Yani bu iyi bir şekilde muhasebecinizle veya bu programa başvuranlarla birlikte güzel bir işbirliği yaptığınız zaman ki büyük ihtimalle bu konuda da hassasınızdır siz. Evet, yani kesinlikle. En iyi hizmeti sunma noktasında burada güzel bir şekilde iyi bir işbirliği yapıldığı takdirde masraflarınız nasıl az tutulabilir, nasıl daha çok gelir elde edebilirsiniz noktasında işbirliği yapıldığında da burada elde kalan para biraz daha fazla olabilir. Yani kısacası ben bugün bu programa başvurursam 40 bin euroluk veya 42 bin euroluk programa ben şunu şöyle hesaplamalıyım Tarkan doğru anlıyorsam. Benim bu 8 yıl içerisinde temiz bir şekilde diyebileceğim parasal miktar 20 bin euro kalır bana. Maksimum. Şimdi onu diyecektim. Şurada az önce notlarıma da baktım. Bunun ötesinde son gelen açıklamaya göre bakanlıktan bir de yatırım bekliyoruz. Minimum 10 bin euro artı KDV. Yatırım yapma taahhüdünde bulunuyorsun. Yani bu da demektir ki alacağın paranın 10 bin eurosunda yatırıma yapman lazım. Yani tarımsal gelişimde yatırıma yapman lazım. Bu da ne demektir? 20 bin kaldığını düşünürsek 10 bin, 12 bin eurosu da tarımsal gelişim için verecek olduğun paraya giderse yaklaşık elinde temiz kalacak olan para sadece program için konuşuyoruz. Üstüne basaraktan söyleyeyim. Sadece program olarak da yaklaşık olarak da 8 ila 10 bin euro bir miktar olacak. Tabii bunun beraberinde gençlerimizin elini bağlayan bir sıkıntı da var. Bu da dışarıda çalışmamaları. Yani dışarıda derken bunun herhangi bir iş yerinde gidip de İKA'lı dediğimiz EFKA'lı yani sigortalı şekilde çalışmaları maksimum 100 günü 50 günü geçmemesi lazım. Bir dakika burada benim şöyle bir soru sormam lazım. Çünkü bizim maalesef üzülerek bunu ifade ediyorum. Son yıllarda ülkemiz Yunanistan'da 2010 yılı itibariyle başlayan ekonomik kriz ve gelen pandemiyle birlikte müthiş bir göç veren bir bölge haline geldi. Şimdi o zaman ben bu soruyu sormam lazım ki en azından bazı kişilerin de belki de kafalarındaki o soru işaretlerine de cevap vermiş olacağız. Çünkü şunu düşünebilir bir genç. Yeni evlenmiş ben ekerim ve giderim yurt dışına çalışırım. Bir de gider orada sigortalı çalışır. Bu durumda maalesef programın dışına düşüyor ve eğer almışsa para bunları faiziyle geri vermesi gerekiyor. Faiziyle geri vermesi lazım. Bir de tekrardan yine can alıcı bir soru olsun. Programa başvurduk. Evet. Şimdi bazı insanlarda ben bunu da görüyorum. Ya programa başvuralım çıksın da ne olsun? Böyle bir şey olabilir mi? Yani ben bildiğim kadarıyla bu programa başvurduğunda ve programda siz kabul edildiğiniz zaman bu süre içerisinde bir de denetime de tabi tutuluyorsunuz. Aynen. Öyle değil mi? Aynen. Yani böyle her şey bizim düşündüğümüz gibi değil. Yani. Günlük güneşlik değil, doğrudur. Evet. Yani bunu da buradan bir söyleyelim ki ona göre hareket edilsin yani bu noktada. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten bizim hatalarımızdan, özellikle azınlığımızın bu konuda hatalarından başta gelenlerden bir tanesi olayı senin de bahsetmiş olduğun gibi şu anda biz alalım sonra bakarız mantığıyla ve kontroller geldiğinde artık nereden tutacağını bilememek. Bunlar bu yıldan itibaren bu yeni programlar ve devamında gelecek olan programlarda maalesef çok kontroller olacak ve maalesef çok kişinin de bu konuda canı yanabilir. Onun için de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tarım beyannamesinde bildirdiğimiz gibi tarlalarımızda aynı şekilde ürünleriyle yapmamız gerekiyor. Masraflarımızı kalem kalem tutmamız gerekiyor. Hepsini faturalı şekilde. Yaptığımız herhangi bir işlemin bir karşılığı varsa, bir faturası varsa bunu mutlaka tutmamız gerekiyor. Çünkü herhangi bir kontrolde bunlar bizden istenecek. Kesinlikle. Ve bunları gösteremediğimiz zaman programın dışına çıkacağız. Ve maalesef orada yardım edebilme durumumuz da çok
az olacak. Olmayacak demeyeyim. Belki ufak tefek bazı şeyler olabilir, değişiklikler olup yardımcı olabiliriz. Yani bu gerek siyasetçiler olsun, gerekse programcılar olsun. Bu şekilde yardımcı olabiliriz ama bu seviyeye varmamak için, başkasına kambur olmamak için mutlaka kendimiz dikkat etmemiz lazım. Aynen, bu özellikle dikkat etmesi gereken bir konu. Peki, Tarkan, eklemek istediğin bir şeyler varsa bunları anlatmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de en önemli bir konuydu bu. Son olarak bilmiyorum kafanda böyle belki de senin böyle benim sormayı unuttuğum ya. Belki de benim de söylemeyi unutmuş olduğum bir şey oldu. Şöyle bir şey aklıma geldi şu anda baktığım zaman notlarıma. Tip 2 Apollo'su dediğimiz 12.000, 15.000 veya 20.000 ve üzeri olan şeylerin %50'sini yatırıma geçirmemiz lazım. Az önce bahsetmiş olduğum 10.000 civarı bir miktar ve daha fazlası yatırıma geçmesi lazım. Bu da bizi bağlayan dilekçenin bizi bağlayan kollarından bir tanesi diyeyim. Nasıl bağlayıcı unsurlardan birisi de. Teşekkür ederim. Yani unsurlardan bir tanesi. Buna da dikkat etmek gerek yani. Mutlaka. Peki değerli dostlar, değerli dinleyicilerimiz ve değerli izleyicilerimiz, ben sevgili Tarkan Murtaza'ya çok teşekkür ediyorum. Green Road şirketinde en güzel şekilde bizleri sağ olsun ağırladı ve bu konuda bizleri bilgilendirdiğin için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hem şahsına hem de değerli ekipte yer alan değerli arkadaşlarımıza hepsine buradan kolaylıklar dilerim. En iyi şekilde azınlık insanımıza ve özellikle çiftçimize hizmet verme gayreti içerisindesiniz ki bunu daha önceden de aynı zamanda daha önce çalışmış olduğunuz Trakya Sürücüler Kooperatifi'nde de güzel bir şekilde gerçekleştirmiştiniz de. Ve şimdi de 2021 yılına yakışır bir şekilde hizmet sunma gayreti içerisindesiniz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Her zaman kapınızı çalıyoruz bu konuda. Biz bazı şeylerde bilgi edinelim ki değerli izleyicilerimizi ve aynı zamanda da 91.8 Çınar FM'de gerçekleştirmiş olduğumuz günlük Milletin Sesi programında da en net bir şekilde hem çiftçimizi ama aynı zamanda esnafımızı da ilgilendiren konular söz konusuysa bizzat gidip yerinde uzmanlar tarafından, işin ehlisi tarafından bilgi edinerek bunları aktarıyoruz. Yardımcı oluyorsunuz. Teşekkür ediyoruz biz size. Teşekkür ederiz. Kolaylıklar dilerim. Biz size kolaylıklar dileriz. Çok sağ olun. Bilgi paylaştı çantar derler. Teşekkür ederiz. Milletimize bu hakkı sağladınız ki sizlere. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Değerli dostlar, başka bir programda farklı bir yerde ve farklı bir konuğumuzla tekrardan birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın diyoruz.